Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam İman ve Küfür Muvazinliği adındaki kitabın içine üstad tarafından konulan 6. söz risalesini okumaya başlamıştık. Bu sözde kısaca hatırlayacak olursak, Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerimeyi okuyalım. İnna Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumül cenne. Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinin tefsirini okuyorduk. Bu ayetin meali de Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Mealinde olan ayet-i kerimeyi üstad tefsir ederken temsili bir hikaye anlatarak onun üzerine asıl mevzuyu inşa etmiş. Ve eğer insan, mümin olan kişi, Allah'ın emanet olarak vermiş olduğu vücudunu, duygularını, organlarını Allah'ın istediği istikamette kullanırsa, yani Allah'a satmak o demek zaten, 5 derece kâr içinde kâr elde edeceğini ifade ediyordu Bediüzzaman Hazretleri. O kârlardan birincisi insanın fani malı, özellikle ömür sermayesi, kısacık bir hayat olmasına rağmen Allah yolunda kullanılırsa ebedi bir ömrü, ebedi bir saadeti, hayatı kazanmaya vesile olur demişti. Sonra cennet gibi, yani tarif imkansız bir kâr verileceğini söyledi. Sonra insandaki akıl, göz, dil gibi organların Allah namı hesabına kullanıldığı zaman 1'e 1000 kat değer kazandığını ifade ediyordu. Ondan sonra insanın çok zayıf, aciz, fakir olduğunu, Allah'a dayanmadığı takdirde vicdanın daim azaplar içinde kalacağını, Allah'a dayanırsa bu dünyada manevi bir cennetin tadını alabileceğini dördüncü kar olarak söylüyordu. Sonra beşinci kar olarak da insanın bütün aza ve organlarının yapmış olduğu ibadetler, tesbihatlar, cennet yemişleri şeklinde kendisini cennette ebedi bir surette iade edileceğini ifade etmişti. İşte bu 5 mertebe kârlı ticareti yapmazsa insan, yani Allah'ın verdiği vücut emanetini Allah yolunda kullanmazsa, bu kârlardan mahrum olmakla beraber 5 derece zarar, ziyan ve hüsran içine kalacağını söylüyordu. Ama bizim zamanımız bittiği için bu akşama bırakmıştık o zararlı durumun ne olduğunu. Oradan okuyalım şimdi. Birinci hasaret, zarar, ziyan. O kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin, tapar derecesine bağlandığın nefis ve heva, nefsin arzuları ve meftun olduğun, adeta aşık olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Aman ya Rabbi, çok önemli. İnsan gençliğine güvenir, daha çok var der. 15 yaşında 5 vakit namaz ve diğer dinin icapları farz olduğu halde hele dur bakalım der, erteler. Yaş 20 olur, 25 olur, 30 olur, 40 olur, hala başlayamamış halde hayatı devam eder. Bir de bakar ki yaş 45-50, gençlik yılları gerilerde kalmış. Nasıl kalmış? Namazsız, abdestsiz şekilde geçmiş gitmiş. Bir de bir sürü günahlara girilmiş. Hem elinden çıkıyor o gençlik denilen nimet,
hem de günahları arkada bırakıyor. Dolayısıyla malı, mülkü, evladı, nefsi, gençliği, her şeyi madem ki bir gün elinden çıkacak, bunun farkına vararak insan zarara girmemek için Cenab-ı Hakk'ın emanet vermiş olduğu vücut nimetini, ömür sermayesini Allah'ın istediği gibi kullanmalı değilse, işte en büyük zararlardan bir tanesi birinci olarak böyle anlatıldı. İkinci hasaret, bir başka zarar, ziyan, emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri, en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Ya insan bir emanet mal aldığı zaman o emaneti gözü gibi bakması lazım. Aldığı gibi de geriye teslim etmesi gerekmez mi? Ya sen bir kuyumcu terazisini ödünç alıyorsun. Ondan efendim domates patates tartıyorsun. Adamın hassas terazisini bozdun. Böyle şey olur mu? Bozuk olarak da iade ediyorsun sahibine. Vallahi mahkemelik olursunuz. Bu iş böyle. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu en kıymetli akıl, kalp, ruh, hayal, göz, kulak, dil vesaire azalarını sen Allah'ın razı olmadığı şeyde kullanırsan, kuyumcu terasıyla kömür tartmak gibi yanlış işler yapmış olursun. Elbette bunun bir bedeli olur ve Allah da o bedeli sana ödetir öbür tarafta. Üçüncü hasaret, zarar, ziyan, bütün o kıymetli cihazat-ı insaniyeyi, Allah'ın verdiği o insani organları, cihazları, hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiye iftira ve zulmettin. Allah gözü, kulağı, dili vesaire aza ve organları hayırda, helalde kullan dediği halde sen bunu haramda kullanırsan elbette Allah'ın veriş hikmetine zıt olaraktan Allah'ın hikmetine iftira etmiş olursun. Sen bunu bana haramlarda kullan diye verdin der gibi Allah'ın hikmetine iftira atmak anlamı taşır ki bunun da bir cezası elbette insanı bekliyor öbür tarafta. Dördüncü hasaret, acz ve fakrın ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak, ayrılık sillisi altında daim baveyla edeceksin, feryat edeceksin, bağırıp çağıracaksın. Yani insan acizliğini, fakirliğini anlayıp nihayetsiz kudret ve zenginlik sahip olan Allah'a dayanması gerekirken hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'men mevla ve ni'men nasir de, diyerek Allah'a sığınması, dayanması gerekirken Allah'ı unutup kendi acizliğine ve fakirliğine dayanarak perişan bir halde bu hayatı sürmek insanın kendi kendisine zarar vermekten başka bir anlam taşımaz. İnsanın eline hançeri alıp kalbini saplaması gibi, hani bunu Japonlar harakiri diyor. Harakiri, kendi kendisine silahı dayayıp veya hançeri saplayıp hayatına son vermek, intihar etmek gibi. İnsan bu böyle bir duruma kendisini düşürmemesi gerekiyormuş. O gerekeni yapmazsa bu zarara düşermiş. Onu söylüyor Bediüzzaman. Beşinci hasaret, zarar, ziyan, hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını, yani ahiretin saadet tarafı olan cennet alemini kazanmak, tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi, Allah'ın ihsan ettiği çok güzel bu nimetleri, hediyeleri cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Allah Allah. Yani insan aklını, kalbini, ruhunu, gözünü, kulağını, elini, ayağını, her şeyini bir anahtar gibi kullanıp hayırda istimal ederek cenneti kazanmak gerekirken kalkıp bunları cehennem kapılarını açacak
çirkin bir şekli çevirmek kadar deli divanenin yapacağı bir iş başka türlü olamaz gerçekten. Akıllıyım diyen insanlar eğer Allah'ın bu güzel hediyeleriyle nihayet cehennemi hak ediyorsa, oraya müstahak oluyorsa kabahat kendisine ait olur. Ve zarar içinde zarara kendisini sokmuş olur. Şimdi satmaya bakacağız. Allah'ın verdiği bu emanet olan vücudumuzdaki duyguları ve organları Allah namına kullanmak anlamında Allah'a satacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan yani Allah adına kullanmaktan kaçıyorlar? Yok, kat'a ve asla hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Çok önemli bir cümle bu. Üstad Hazretleri adeta bir formül gibi bunu söylemiş burada. Bir daha okuyalım. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ölene kadar kulağımıza küpe olması gereken ve buna uygun yaşamamız gereken bir cümle gerçekten. Mesela Cenab-ı Hak insanoğlu için 100 çeşit içecekten 99'unu helal kılmış. Meşrubat iç, su iç, ayran iç, süt iç. İstediğin kadar helal şeyler var, iç. 100 taneden bir tanesini haram kılmış. O da insana sarhoşluk veren içkiler. Ya 99 helal daireyi bırakıp da daracık haram dairesine atlayarak ahiretimizi yakmanın bir anlamı var mı ya? Allah Allah, çoluk çocuğunu arabaya koy, git pikniğe, orada hemen mangalını da yak, ondan sonra meşrubatlarını da götür, hem çocuklarından ilgilen, hem onları eğlendir, hem karnını doyur, içecekleri iç, çek gel evine ya, hafta sonu değerlendir böyle işte. Sen şimdi buna kanaat etmeyerek, rakısını, viskisini, şarabını, şusunu, busunu koyarak gidip orada sarhoş olup bir de araba kullanıp eve gelirken hem kendini hem çoluk çocuğunu tehlikeye atarak arabayı hurdaya çıkar. Ev altından birkaç kişinin ölümüne sebep ol. Kendi de kolun bacağın garip vaziyette kurtul. İyi mi oldu şimdi yani? Sarhoş bir de arabaya biniyorsun. Başkasına da zarar veriyorsun. Kendi ailene de zarar veriyorsun. Demek ki üstad ne diyor? Helal dairesi keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Bitti. Buna riayet etsin insan hayatını iman dairesinde, amel-i salih dairesinde manevi bir cennetin lezzetini yaşayarak geçirir. Öbür türlü şeytan işlere bulaşırsan başını dünyada da belaya sokarsın. Ahirette de cehenneme yuvarlanmaya sebep olursun, Allah korusun. Evet, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye, yani Allah'ın farz kıldığı emirler ise hafiftir, azdır. Ya bunu okuyunca hatırıma asr-ı saadetten bir olay geldi. Bir bedevi Arap duymuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ziyarete gelmiş ve kelime-i şehadet getirmiş. Yani ben Allah'ın varlık ve birliğini kabul ettim. Senin de Allah'ın hak peygamberi olduğunu tasdik ettim. Benim için ne var? Hani yeni bir dine girdi. Adam bana bazı vazifeler tereddüt eder diye düşünmüş. Ondan sonra çölde deve güden bir adam bu yani. Veya çift süren bir çiftçi. O aklıyla bu yeni din bana bazı şeyler yükler diye düşünmüş ve soruyor. Benim için ne var? Buyurmuş ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah için günde 5 vakit namaz kılacaksın. Kılarım ya Resulallah demiş. Başka var mı? Ramazan ayı geldiğinde yılda bir ay Allah için oruç tutacaksın. Tutarım ya Resulallah. Başka var mı? Yani zekat verecek kadar zengin hale gelirsen malının 1/40'ını Allah için fakir fukaraya dağıtacaksın. Fakirin hakkını
Zekat olarak fakiri vereceksin. Zekatını vereceksin. Verir mi ya Resulallah? Başka var mı? Diyor ki ömürde bir defa olsun hacca gideceksin. Kabe'yi tavaf edeceksin. Giderim ya Resulallah. Başka var mı? Başka yok demiş. Müslümanlık bu kadar işte. Yani İslam'ın beş şartını saymış o adam sordukça. O bedevi adam diyor ki vallahi senin bu saydıklarından ne bir fazla yaparım ne de bir eksik. Hadi bana eyvallah demiş. Çekmiş gitmiş. Bir ara anlatmıştır bunu diye tekrar söylüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gülümseyerek eğer bu adam verdiği sözde durursa cennetliktir. Cennetlik bir adam görmek isteyen bu adama baksın demiş. İşte bu kadar İslamiyet ya. Vazife ise diyor feraiz-i ilahi Allah'ın farz kıldığı vazifeler hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak, Allah'a kul ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabı ile vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse, yani insan beşerdir, şaşar demişler ya, eskaza bir kusur, bir hata işlediği zaman da istiğfar etmeli, Allah'a tövbe edip yalvarmalı. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek, yani emanetini almak zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Maşallah. Ya şu kısacık derste insanın hayat yolculuğunda rotasını çizmiş Bediüzzaman Kur'an'a dayalı bir şekilde. Ya da okyanusta bir gemiye pusula ne kadar lazımsa hayat okyanusunda da bu ders bir pusula gibi hangi istikamete gideceğimizi tarif etmiş bize. Tek bu dersi dinleyen adam yerine getirsin, ebedi hayatını kazanır Allah'ın izniyle. Diyerek dün akşamki yarım kalan dersimizi tamamlamış olalım. Bu akşam yedinci söze başlıyoruz. Bu da 1926 yılında Barla köyünde Türkçe olarak telif edilmiş bir kayıtlı bir not da var bu dersin bir tarafında. Yedinci söz, şu kainatın tılsımı muğlakını anlaşılması zor olan sırlarını açan Âmentü billah ve bil yevmil ahir, yani Allah'ın varlık ve birliğine ve ahiret gününe iman etmek. Ruhu beşer, insan ruhu için saadet kapısını fetheden, açan ne kadar kıymettar, çok değerli iki tılsım-ı müşkülükşa olduğunu, yani anlaşılması zor olan bir sırlı hakikat olduğunu ve sabır ile Halikine, yaratıcısına tevekkül ve iltica, Allah'a tevekkül edip ona sığınmak ve şükür ile Rezzakından, rızık veren Rabbimizden sual ve dua ne kadar nafi faydalı ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, Kur'an'daki hükümleri boyun eğmek, namazı kılmak, kebairi, özellikle büyük günahları terk etmek, ebedül abad, yani ebedler ebedi olan o yolculukta ne kadar mühim, değerli, remnaktar, şirin bir bilet. Bir zadı ahiret, ahiret azı. Bir nuru kabir, kabir, berzah hayatında bir ışık olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayece bak dinle. Yine bu derste de temsili bir hikayeyi Bediüzzaman ihmal etmemiş. Ta ki herkes kolay anlasın daha sonraki anlatılacak olan derin hakikati diye. Bakalım bu temsili hikayede ne var? Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş
dehşetli bir vaziyete düşer. Savaş esnasında bir asker dehşetli bir duruma düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim çok büyük bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. İki taraftan yaralı ve de saldırı hazırlanan bir dehşetli aslan arkasında duruyor. Ve gözünün önünde bir dar ağacı, idam sehpası dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nefyediliyor. O yolculuğa sürülüyor. Ne kadar enteresan bir tablo değil mi ya? Hayalimizi canlandıralım. Asker iki tarafından süngü yemiş, dehşetli iki yara var. Arkada aslan saldırmak için bekliyor. Önde idam sehpası, o da onu asmak için bekliyor. Böyle acayip bir dehşetli durumla karşı karşıya kalmış. O bir çare şu dehşet içinde meyusane ümitsizce düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, onun hayrını düşünen Hızır gibi nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sakın ümitsizliğe kapılma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Yani iki tane dua diyelim, tılsım, dua diyelim buna. İki tane tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o duaları okusan, o aslan sana musahhar, hizmetkar bir at olur. Hem o dar ağacı idam sehpası sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, kullansan, o iki müteaffin kokuşmuş yaraların iki güzel kokulu Gül-ü Muhammed Aleyhisselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onun da uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Bembeyaz sakalıyla ihtiyar, Hızır gibi onun hayrını düşünen bir insan bu teklifleri yapıyor. İki tane dua öğreteceğim sana. Aleyhinde olan her şey senin lehine geçecek diyor. İşte eğer inanmıyorsan bir tecrübe et bakalım doğru olduğunu anlarsın diyor. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Hakikat evet. Evet ben diyor Bediüzzaman bu hikaye üzerinden ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru olduğunu gördüm. Bu hayırlı adamdan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, hileci, aldatıcı, ayyaş bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fanteziyeler, müskirler, içkiler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu bu şeytan gibi adam. Ona dedi, o yaralı askere dedi. Hey arkadaş, gel gel. Beraber işlet edip keyif edelim. Şu içkileri içelim diyor. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Ehli dünya denilen insanların teklif ettiği şeyler bunlar zaten ya. Sinemaya, tiyatroya gidelim, meyhaneye gidelim, kumarhaneye gidelim, diskoteklere gidelim. Yiyelim, içelim, eğlenelim, gezelim, tozalım. Ya bundan başka bir şeyleri yok adamların ki zaten. Şeytanın vekili gibi insana böyle teklifte bulunuyorlar. Ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Ha, o şeytan gibi adam bu teklifleri yaparken o iki tarafından yaralanmış askerin bir şeyler okuduğunun farkına varınca ne okuyorsun diye soruyor. Cevap vermiş asker, bir tılsım.
Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Ha şu ellerindeki nedir? Cevap bir ilaç. At şunu. Sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Bak bak bak. Adam yaralı. Perişan. İlaçla uğraşıyor. Sen sapasağlamsın. Boş ver diyor. Kandırmaya çalışıyor. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desise hileyle onu iknaa çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa hilebaza aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi gök gürlemesi gibi bir ses gelir. Deminki o aksakallı beyaz nurani, o askerin hayrını düşünen zat. Gök gürüsü gibi ona sesleniyor der. Sakın aldanma. Ve o destasa, o hilekar adama de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki idam sehpasını kaldırıp, sağ ve solundaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap göster görelim, sonra de gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Allah Allah. Ya daha önce hayırlı tekliflerde bulunan iki tane tılsım öğreten zat, o şeytancasına askeri kandırmaya çalışan adamın sözünü dinleme. Şunları da bir sor bakalım, aslanı öldürebilir mi? İdam sehpasını oradan kaldırabilir mi? Sağ ve solundaki yaralarım tedavi etmeye gücü yeter mi? Peşimdeki yolculuğu kaldırmaya gücü var mı diye bir sor bakalım. Eğer varsa ne ala, yoksa susturun diye bir de ona yol göstermeye devam ediyor. Şimdi bu hikayeden sonra hikaye üzerine inşa edilen hakikat neymiş ona bakacağız. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim, bil o bir çare asker ise sensin ve insandır ya. Temsili hikayede örnek verilen asker insanın her birisi, hepimiz yani. Her birimiz o asker gibiyiz. Ve o aslan ise eceldir ya. Her an her şey olabilir. Kimin ne zaman öleceği belli olmadığından, ya gencecik gitti, gençliğine doyamadan gitti. Kardeşim ya Allah, bu genci ihtiyar diye bir ayrımı yok ki. Kimin eceli geldiyse ecel alır götürür. Dolayısıyla aslan gibi ensemizde nefesini hissettiğimiz bir ecel hakikati var. Ona misalmiş aslan. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firak ayrılıktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Allah Allah. Bizim mahallede Osmanlı mimarisinden yapılmış bir çift minareli kubbeli cami var. Pursaklarda Yıldırım Beyazıt Camisi. Allah Allah, bakıyorsun bir sabah vakti sala veriliyor. Bir ikindi vakti sala veriliyor. Bir öğlen vakti sala veriliyor. Soruyoruz, Allah Allah, o da mı gitti diyorsun ya? Ya gencecik bir adamdı. Ya da umreden yeni gelmişti. Daha yeni hacı olmuştu kardeşim. Hacısı, hocası, umrecisi. Şusu busu yok ki ya. Vakti geldi mi alır götürürler bu dünyadan. Hepimizi alıp götürecekler. Ya. Gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur.
Ve o iki yara ise birisi müzhiç ve hadsiz bir aciz beşer, insanın acizliği. Diğeri elim ve nihayetsiz bir fakir insandır. İnsan nihayetsiz aciz ve fakir. Sağ ve solumuzdaki iki yara gibi. Bu asker misalinde olduğu gibi. Ve o nefi ve yolculuk ise insan bir yolcu ya. Alemi ervahtan, ruhlar aleminden, rahm-ı maderden, ana karnından, sabavetten, çocukluktan, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, yeniden dirilişten, sırattan geçer, sırat köprüsünden geçer, bir uzun seferi imtihandır. Kim olursan ol, hepimizin başına bu ahiret yolculuğu var. Peki bütün bu aleyhimizde olanları lehimize döndüren iki tılsımdan bahsediyordu ya, o beyaz sakallı Hızır gibi insanın hayrını düşünen zat iki tılsım öğretmişti ya, her şey lehe dönüyordu ya, o neymiş bakalım, ama ona bakmaya zamanımız kalmamış. Öyleyse yarın akşam o iki tılsımı, o iki sırrı duayı birlikte paylaşmak için yarın akşama bırakalım inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.